Gaziantep'te okudum. Günlük hayatımda da Gaziantep'te yaşıyorum. Bazen ticari işlerim nedeniyle İstanbul'a, Ankara'ya gidiyorum. Orada da firmalarım var. Öğrenim, yüksek öğrenimini İstanbul'da yaptım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum, Tıp Fakültesi Biyoloji mezunuyum. Yüksek lisansım ekonomi üzerine. Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Birçok firmanın temsilcisiyim. Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te, Bilecik'te birçok firmalarımız çalışmakta. Gaziantep'in yeni kuşak yerlisiyim. Hani Gaziantep kuşağı derler ya, tam öyle bir kişiyim. Ailemin ilk olduğu yer Türktepe Mahallesi. Orada Bey Mahallesi. Babam eski kasacılar vardı, bilirsiniz belki. Kasacı esnafından Gürbank para kasalarının sahibiydi. Biz de birlikte babamla beraber çalıştık çocukluğumuzda. Belediye Caddesi'nde, Şirehan'ın eski havasında. Seçilirsem inşallah Gaziantep'te de, zaten Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'te daha sık göreceğim. Özellikle sokaklarda, mahallelerde sürekli Gaziantep'in içinde olacak. Bu yönden sizlerden desteğinizi istiyorum. Soracağınız bir şey varsa cevap verebilirim. Daha önce İstanbul'daydın, şu an Gaziantep'e geldiniz. Partililer sizi mesela tanımıyor. Gaziantep halkı sizi tanımıyor. Onunla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Ben daha önce İstanbul'da bu partinin içinde miydiniz? Ben daha önce İstanbul'da değildim. Ben hep Gaziantep'teydim. Onda yanlış bir bilgilendirme var o zaman. Çünkü benim evim zaten Gaziantep'te. İlk defa sizi görmüş yani bu seçimde. Hayır, ben şöyle Ankara, İstanbul, Gaziantep iş yerlerinin arasına gidiyorum. Zaten burası da hani çok böyle daha yeni okumaya başladığını düşünüyorum. Gördüğüm şeylerden dolayı. Elbette ki Gaziantep İYİ Parti'ye çok sık gelmedim ama benim parti geçmişimi zaten genel merkez biliyor. Merak edenler de genel merkeze sorabilir, Ankara'ya sorabilir. Bu adam ne zaman ne yaptı, partinin hangi çalışmalarına katıldı, nereden destek yaptı? Ne oldu? Şöyle yanlış anladım. Emek vermeden hemen almaya gelmiştir zaten. İşte emekler. Emek vermedi. Şimdi şimdiye kadar görmedik sahada diyor. Şimdi İYİ Parti sadece Gaziantep'ten oluşuyor. Ankara'da da emek veren bir sürü sizin tanımadığınız insanlar var. İstanbul'da da bir sürü teşkilat ve emek veren insanlar var. Trabzon'da da var, Urfa'da da var, her yerde var. Sizin görmemiş olmanız insanların emek vermediği anlamına gelmiyor. Çünkü onaylayıcı kurum siz değilsiniz, genel merkez. Genel merkez görüyor ve onaylıyor. Evet arkadaşlar, sayılmasın. Şöyle yapsak olur mu? Şehrimizin lider basın temsilcileri, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerek partimize, gerek şahsımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize bir teşekkürim. Ben 1960 Gaziantep doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini Gaziantep'te aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra şehrimizde 1980 darbesinden sonra yasaklanan siyasette yeni bir ses, yeni bir ruh, yeni bir heyecan olarak siyasetin tekrar serbest bırakılmasını mütevellit Muhafazakar Parti'de siyasete başladım 1983 yılında. Daha sonra Muhafazakar Parti isim değiştirerek Milliyetçi Çalışma Partisi oldu. Akabinde gönül verdiğimiz, yetişmiş olduğumuz
bir ocağın bir Türk milliyetçisi mefkuresine inanmış, milliyetçi hareketin çocuğu olarak RÇP MHP birlikteliğinden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gaziantep'te 6 yıl il başkanlığı yaptım. 94 seçimlerinde yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Gazişehir'de bulunmuş olduğum partiyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Daha sonra 1999 yılında halkımızın, milletimizin, o günkü bulunmuş olduğumuz partimizin temsilcileriyle mecliste sizleri temsil ettim. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin Gaziantep için yapmış olduğu proje çerçevesinde biz 2 yıl önce 28 Mayıs günü İYİ Parti ailesine katıldık. Tabii İYİ Parti ailesine ben İYİ Parti kurulduğu günlerden beri manevi destek verdim. İlfil 2 seneden beri de İYİ Parti saflarında mücadele ediyoruz. Şu anda partinin 2. sıra milletvekili adayı olarak var gücümüzle İYİ Parti ailesini, İYİ Parti hareketini, İYİ Partilileri en güzel şekilde temsil etmenin hep beraber mücadelesini vereceğiz. Tabii kol kırılır, gel içinde kalır. Şu anda biz sahada bir mücadele veriyoruz. O mücadele azmiyle de oluşabilen ufak tefek kırgınlık, dargınlık tabii ki de her siyasi hareketimizde, her siyasi partimizde olağan gelmiş şeylerdir. Bu demokrasinin nimetleri mi diyelim, faziletleri mi diyelim, olağan gelen ufak tefek sıkıntılarımızı da aşarak biz bugünden sonra Gaziantep halkıyla bütünleşerek Gaziantep'in gerek yerelde, gerek geneldeki meselelerimizi, şehrimizde yaşayan insanlarımızın gereksinmelerini, bundan sonraki yaşam mücadelesinde şehrimizin sosyal, ekonomik, siyasi beklentilerine cevap verebilmek için biz var gücümüzle 14 Mayıs sandıklarda İYİ Parti'nin zaferini hep beraber kutlamanın şu anda mücadelesini yapıyoruz. O mücadele çerçevesinde bütün arkadaşlarımızdan, teşkilatlarımızdan, Sayın İl Başkanımız başta olmak kaydıyla bütün neferlerimizden, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, 1'den 70'e İYİ Parti ailesinden şahlanış bekliyoruz, çalışma bekliyoruz, fedakarlık bekliyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak İyiler Hareketi'ne Gaziantep'te 1. parti yapmanın inşallah 14 Mayıs'ta gece saat 21'de burada kutlamasını bekliyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgi alakaya tekrar teşekkür eder. Hepinize şahsım ve partim adına saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Genç iş adamı, sanayici, Gaziantep'in gururu, yaptığı hizmetlerle Türkiye'ye katma değer üreten Mehmet Özbek. Hoş geldiniz tüm masum arkadaşlar, partili arkadaşlar. Gaziantep 1982, daha doğrusu İzip doğumlu 1982. Uluslararası finans mezunuyum. Üniversite bittikten sonra iş hayatına atıldım. Organize'de yenilenebilir enerji üzerine üretim yapıyoruz. Ayrıca İzip'te de tekstil üzerine şirketlerimiz var. İYİ Parti kurucu üyesiyim, il yöneticisiyim. Bundan önceki dönemde de il başkan yardımcısıydım. Amacımız Gaziantep'teki insanları en iyi, en refah, en güzel şekilde temsil edebilmek, Gaziantep'teki sorunlara el atabilmek, insanlara en ucu köşelere dokunabilmek ve Türkiye'deki değişim için bir şeyler yapabilmek için bu partiye girdik. İnşallah da yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz yeniyiz. Bir çıkarımız da yok bu partide. Sadece güzel şeyler yapmak için girdik. Yapacağımızı da düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, 4. sırada partimizin, Gaziantep'imizin güney yüzü, deprem bölgesindeki, İslahiye'deki yaralarımızı sarmak üzere
İsa'nın kendi öz evladı olan Medine İlay Yıldırım hanımefendiyi takdim etmeden önce değerli arkadaşlar, deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Orada yaralılarımıza şefkat diliyoruz. Türk devleti büyük bir devlettir. İktidarda kim olursa olsun İsrail'deki, Türkiye'deki deprem bölgesindeki ihtiyaçların tedavi edilmesi gereken, sarılması gereken bütün yaraları saracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Orada yaşayan vatandaşlarımıza da sabır diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Sözü gülen yüzümüz Medine İlahi Kurmanı Kadir'in. Buyurun efendim. Sayın Hilmi Başkanım, yönetimi, değerli dava arkadaşlarım ve basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz öncelikle saygıyla selam ediyorum. Ben Medine İlay Yıldırım, 4. sıra adayıyım. 1998 Antalya doğumluyum. Ziraat mühendisiyim. 2001 Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldum. İslahiye ilçesinde ikamet etmekteyim. Depremzedeyim. Biliyorsunuz asrın felaketi olarak nitelendirilen felaket ilçemizi çok yıprattı. Ben bu konuda ilçemizi kalkınmasını, ilimizin toparlanması için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kadınlarımızı, gençlerimizi ve depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İlla içerisinde bulunmaktan, Cesurlar Hareketi'ne katılmaktan onur ve gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yine Gaziantep'in evladı Burç Muntukası'nda değerli milletvekili ağabeyimiz Halil Kılınç Bey. Buyurun efendim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Gaziantep Şahin Bey, Burçluyum. 1971 doğumlu. Dört çocuk babası, üç oğlan, bir kızım var, Selin Yüzönü'nde. Ben siyasete 2 yıldır üyesi oldum. İYİ Parti'ye başladım. Bundan önce daha önce bir siyasetim yok. Bir aktif siyasetim değil ama gönül siyasetimiz var. Ben Antepliyim, Burçluyum, Şahin Beyliyim. Ben halkım, ben esnafım. İşte eğitimciyim, nakliyeciyim, çiftçiyim. Esnaftan iç içe bu memleketin içinden bu yaşımıza kadar, küçük yaşımızdan bu tarafa esnaf olarak geldim. İnşallah kısmet olursa halkın sesi olarak kendi sorunlarımız, kendi problemlerimiz, toplumun problemlerini üstümüze düşen bir şekilde üst tarafa taşımaktır ve ses taşımaktır. Bu yetki, bu görev bize verildiği zaman inşallah sizleri çok iyi temsil etmek için göreve gelmiş bulunmaktayız. Kısmet olursa teşekkür ederim. Tanıdığım ilk günden itibaren beyefendiliğiyle, mütevazi kişiliğiyle gönüllerimize taht kuran, bizim de ona yakıştırdığımız bir sıfat var. Bizim muradımız oldu. Mehmet Murat Yaprak. Buyurun efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Mehmet Murat Yaprak, 25 Ekim 1990 Gaziantep Nizip doğumluyum. 2009 yılına kadar ilköğretim, ortaöğretim ve lise hayatımı burada tamamladım. Ardından Çukurova Üniversitesi sınıf öğretmenliği, onun ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi ve son olarak da Hacı Bayram Üniversitesi'nde Siyasal İletişim Yüksek Lisansımı bitirdim. 2017 yılından beri parti içerisindeyim. Partinin kurucu gençlik kolları, genel idare kurulu üyesi, Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yaptım. Şu anda da Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevimi devam ettiriyorum. Ticaret olarak da eğitim kurumlarımız var. İlk öğretim ve orta öğretime yönelik kurs merkezi ve anaokul işletmeciliği yapıyoruz. Onun dışında dış ticaretle de ilgileniyoruz. Biz şunu biliyoruz ki, memleketimizin sorunları büyük. Biz bu sorunları çözmek için elini, bedenini, fikrini, maddi manevi tüm imkanlarını seferber eden Türk gençleri olarak biz bu kutlu yola inandık. Bu kutlu yolda hep birlikte el ele vererek önce
Gazi şehrimiz Gaziantep'te, daha sonra da tüm Türkiye'de illerin iktidarını kuracağımıza buradan hepinizin önünde söz veriyoruz. Ben çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Geldiği günden beri muhteşem bitmeyen enerjisiyle gönüllerimizdeki ümidi yaşatan, ayak uydurmaktan zorlandığımız birçok düşünce kuruluşu kalında üst düzeyde yöneticilik yapan Gaziantep'in evladı, Gaziantep'in kurulu Oktay İyi Saraçlı efendim. Buyurun efendim. Kıymetli basın mensupları, değerli vakitlerini harcayarak burada bizimle olan kıymetli vatandaşlar, Sayın İl Başkanım, Sayın İl Yöneticilerim ve burada olan olmayan tüm ilçe teşkilatlarıma selam olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ben Oktay İyi Saraç, 1984 yılının Mart ayında Gaziantep'imizin Şahinbey ilçesine bağlı Nuri Pazarbaşı mahallesinde dünyaya geldim. Memur bir ailenin çocuğuyum. İçinizden çıkan bir evladınızım. Ağacam esnafından bisikletçi Ahmet Usta'nın torunuyum. Saçaklı esnafından rahmetli Karagabirli Deli Eylül'ün, kahveci Deli Eylül'ün torunuyum. Efendim ben 2002 yılına kadar Gaziantep'te yaşadım. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Gaziantep'te tamamladıktan sonra lisans ve yüksek lisans eğitimimi de Gaziantep dışında tamamladıktan sonra Ankara'da yaşamaya başladım. Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde savunma sanayi uzmanı olarak çeşitli kademelerde test ve değerlendirme, program yönetimi gibi kademelerde görevler yaptım. Türkiye'ye milyar dolarlarca hacim sağlayan pek çok savunma sanayi projesinin içerisinde icracı taraflarda görev aldım. Şu anda da hali hazırda Savunma Sanayi Başkanlığımıza bağlı bir iştirak şirketinde proje yöneticisi olarak görevime devam etmekteyim. Sizlerin içerisinden çıkan bu memleketin yetiştirmiş olduğu bir değer olarak kendi memleketime hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. İyiler ve Cesurlar Hareketi'nin bir ferdi olmaktan da mutluluk duyuyorum. Ve size şunu da söz veriyoruz, bu ülkenin gençleri olarak, bu ülkenin liyakatli insanları olarak Gaziantep'imize, Türkiye'mize bu güneşi doğurmak noktasında 10 ve 14 Mayıs gecesi Sayın Vekilimin de ifade ettiği gibi saat 21'de buralara hepinizi iktidar şölenimize bekliyoruz. Saygılarımı sunuyorum, arz ediyorum. Partimizin kurulduğu günden bugüne yaptığı hizmetlerle, fedakarlıklarla hep yanımızda olan, desteğini hep gönlümüzde hissettiğimiz, hepimizin yaptığı emekle, çalışmayla ablası olan Nermin Tuzcu hanımefendiyi takdim ediyorum. Buyurun ablamız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Nermin Tuzcu, 1960 Gaziantep doğumluyum. Gaziantep'in yerlisiyim. İlkokul, ortaokul Gaziantep Lisesi'ni burada okudum. Sonra 82 yılında Asım Tuzcu ile evlendim, inşaat mühendisi. Onunla beraber kurduğumuz miras mühendislikte yöneticilik yaptım. Hala devam ediyor. 3 erkek çocuğum var. İkisi elektrik elektronik mühendisi, bir tanesi doktor. Ben daha önce de Anavatan Partisi'nin kadın kolu başkanlığı yapmıştım, yönetimdeydim. Bu partimizi de kurucu il sekreterliği yaptım. Geçen dönem milletvekili aday adayıydım. Bu dönem adayım. Genel başkanımız böyle layık gördü, sağ olsun. Hepimiz o güneşi ülkemizin üzerine doldurmak, onu aydınlatmak için and içtik. Başaracağız, buna inanıyoruz sizlerin de destekleriyle. Türk milletine fakirliği kader olarak bitenlere karşı yılmadan, yiğitçe dik duruşuyla bizim beynimizi kazanmış, gönlümüze taht kurmuş Hasan Altdoğan beyefendi. Buyurun efendim. Merhaba Sayın Başkanım, Sayın Basın Mensupları. 1969 Gaziantep doğumluyum. Üniversiteyi İzmir'de Endüstri Mühendisliği'nde okudum, Doğuşehir Üniversitesi'nde. Siyasetten uzak bir yaşamım var benim aslında. 3 yıl önce İYİ Parti'de siyasette başladım. Rahmetli Celal Başkan döneminde basın medya sorumlusu olarak hepinizle merhaba. Devam sahibindeyim. Bu 30 yıllık süre içinde mühendislik, danışmanlık, işverenlik birçok sektörde bulundum. Abigen vardı daha önce bilirsiniz belki Avrupa Birliği'nde. 2 yıl Avrupa Birliği uzmanı olarak çalıştım. TÜBİTAK'tan
özellikle dış ticaret konularında ve devlet destekleri konusunda uzun süreli eğitimler alıp birçok firmayı da faydalandırdım. Şu an organizada ihracat müdürü olarak firmamızda görev yapıyorum. Evliyim, iki çocuğum var, ikisi de doktor. Apolitik bir dönemde yetiştik biz, apolitik bir dönemde de yaşadık. Hep siyasetten uzak durduk. Ama bir vesileyle 3 yıl önce başladım. Şu anda siyasete ülkemizin sorunlarının çözümünde katkı sunabileceğimi düşündüğüm için aday adayı oldum. Sağ olsunlar, şimdi de adayım. İlimizin partimize davet göstereceğine ben inanıyorum. Bu anlamda güzel bir soru çalacağımıza inanıyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızın da bize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Özellikle Bora Bey. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Hayalini çektiğimiz Büyük Türkiye Sevdamızı gerçekleştirmek üzere bilgi ve donanımına hayran olduğum Tibet Bey Efendi. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ ol. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. 2017 yılında kendimden biraz bahsedeyim. 1985 Gaziantep doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Gaziantep'te tamamladıktan sonra Uluslararası Finans Bölümünü bitirdim. Daha sonra Adalet Meslek Yüksekokulu ile birlikte sağlık hukuku alanında tezli yüksek lisans yaptım. Yaptığımız tez konusu sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olgusuydu. Türkiye'deki hukuk alanındaki 2016 yılındaki ilk tezdir bu. Daha sonra 2017 yılında Gaziantep Şahin Bey İlçe Teşkilatı'nın kurucu ilçe sekreterliği görevini yaptım partimizde. Bu süreç zarfında büyük mücadeleler verdik, emek verdik, hala da emek veriyoruz. Bu dönemde milletvekili aday adaylığımızı sunduk. Genel merkezimizin takdiriyle de belli bir sıralama aldık. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece bizim ülkemizde çok güzel bir güneş doğacak. O güneşin öncüleri olmaktan gurur duyuyorum arkadaşlarımla birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz.